Herkese merhabalar. Bişektomi hakkında bir iki uyarıda bulunmak istiyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Şöyle, bişektomi ameliyatının revizyonunu biz yapmıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. Sebebini anlatacağım. Niçin yapmıyoruz? Çünkü bize çok fazla hasta başvuruyor. İşte baş falan yerde ameliyat olmuş. Bir taraf alınmış, bir taraf anlamamış. Hatta iki taraf da anlamamış. Neden? Çünkü lokal yapmışlar poliklinik ortamında ve bulamamışlar yağ dokuyu. Şimdi bakın, bu ameliyat lokal anesteziyle olmaz. Olmaz kardeşim. Herkes lokal istiyor. Hastalar niye lokal istiyor? Narkoz almayayım diyor. Polikliniğe gideyim, yarım saat sonra ameliyat olmuş halde çıkayım, evime gideyim diyor. Doktor yapmak istemiyor hastanede, narkoz vermek istemiyor. Niye? Ucuz olsun. Hastane masrafı olmasın. Poliklinik şartlarında ayakta hallederiz diyor. Ufak bir ameliyat değil mi? Hatta belki fatura da kesmeyecek. Klinikte yapacak, elden alacak parayı. Bakın, bin bir tane sebep var. Hastalar istiyor, doktorlar da yapıyor. Ama doğru değil. Doğru değil. Lokalle bir şekilde olursanız işiniz şansa kalır. Sebebini anlatayım. Çünkü bir bişektomi dediğiniz şey diş dolgusu falan değildir. O kadar basit değil bu iş. Yani bizim için basit. Benim için yarım saatlik ameliyat. Ama ben yüz anatomisini biliyorum. Ağız içinde tam nereden gireceğimi biliyorum. Girdikten sonra içeride ne dokularla karşılaşacağım onları biliyorum. Oradan bir sürü yüz siniri geçiyor. Tükürük kanalı geçiyor. Onların arasından bulup biz yağ dokuyu çıkartıp alıyoruz. Ama kimse alınmasın, ama son yıllarda bu ameliyatı diş hekimleri bol bol yapmaya başladı. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorlar. Bakın, uyarayım. Yüz anatomisini, yüz sinirlerinin nerelerden geçtiğini bilmeyen birisi yaparsa şansa kılar ameliyatınız. Şimdi böyle ameliyat edilen hastaların çoğunluğunda bir taraf alınıp bir taraf alınamıyor. Çünkü bu dediğim gibi diş dolgusu değil. Hasta ağzını açık tutacak yarım saat. Oradan yanaktaki yüz sinirlerinin olduğu bölgeye gireceksin. Ağız içinden o yağ dokuyu zarar vermeden bulup çekeceksin. Bu olmaz kardeşim. Olmaz. Eğer böyle bir şey yaptırdıysanız, bir taraf alınmış, bir taraf alınmamış. Hatta ben iki tarafı da anlamamış hasta gördüm. Sonra bana gelip de bunu siz yapar mısınız demeyin. Yapmayız. Niye? Çünkü ameliyatın tekniği yüzünden. Çok basit. Ameliyatın tekniği şudur. Ağız içinde girmeniz gereken yeri biliyorsanız mukozayı kesersiniz 2 santim kadar. Ondan sonra içeriye çok ince uçlu bir makasla girersiniz. Püf noktası. Makasın ucu kapalı girer içeriye. Kapalı. Biz makası kesmemek için kullanırız. Makasın ucu kapalı girer. İçeride dokuları aralarsınız. Aralıya aralıya girersiniz. Bak, makasın ucu içeriye kapalı girer. Dokuları aralarsın. Makası çıkarırsın. Tekrar ucu kapalı. Tekrar sokarsın içeriye, dokuları aralarsın, çıkarırsın. Bu aralamalar sırasında içeride bir şart yağ yastıkçığını bulursun. Ve içeride hiçbir dokuyu kesmemektir kural. Makasın ucu o yüzden kapalı sokulur içeriye, dokuları aralarsınız, bir şartı bulduğunuz an tutup çekersiniz. Bu kadar. Şimdi bakın, içeriye dokuları keserek giren mi dersin? Hastayı doğru düzgün ağız içini yıkamadan, sterilize etmeden ameliyat eden mi dersin? Hasta o pozisyonda durması çok zor olduğu için dokuları kesmeden ayıklarken hastanın çok rahat ve ağzı açık olması gerekiyor. Bu narkoz da olur. Lokal anesteziyle yapıldığı zaman bu ameliyat olmaz. Revizyonu niye olmaz? Çünkü bakın dedim. Dokulara aralaya aralaya giriyoruz biz. Dokuların birbirine yapışık olmaması gerekiyor. Doğal halde olması gerekiyor. Eğer hasta daha önce ameliyat olmadıysa oraya girdiğinizde yağ bulmak kolaydır. Ama narkozda olacak hasta, hiçbir dokuya zarar vermeyeceksiniz. İçeride hiçbir şey kesmeyeceksiniz. Makasın ucu kesinlikle o kesilen girdikten sonra içeride kapanmaz. Bir şeyleri kesersiniz. Yüz sinirleri kesilir, hastanın dudağı yamulur, yanağı kayar. Tükürük kanalını kesersiniz. Bu sefer kaba kulak gibi şişer burası. Çünkü tükürük ağız içine akmaz. Kanalı kesilmiştir. Ben böyle vaka da gördüm.
Şimdi bakın, daha da kötüsü, diyelim ki biri sizi lokal ameliyata aldı. Ağız içinde girdi, aradı bulamadı. Yapamadık dedi, yağlamadık dedi, sizi çıkarttı ameliyattan. O bölgede o açılıp içeriye girilen her yer yapışır. Dokular yapışır birbirine. Artık öyle oraları kolayca ayıklayamazsınız. Vallahi ben bu yüzden bir kere o bölgeye girilmişse, bir şeyler yapılmışsa bu vakaları kabul etmiyorum. Ya bir şansınız var, bunu adam gibi doğru düzgün ameliyat ettirin. Ama hastalar ne yapıyor? Ucuz olsun, lokalle olsun, 5 dakikada yapıp çıkayım. Doktor da diyor ki hastane masrafı vermezsiniz, daha ucuza yaparız. Hemen klinik şartlarında. Olmaz kardeşim. Olmaz, olmaz, olmaz. 50 kere söyledik bunu. Her videolarında anlattım. İnternet sistemde yazıyor. Hani hastalar herhalde doğru düzgün araştırmıyor. Instagram'da görüyor birinin fotoğraflarını, koşa koşa gidiyor. Ya bu ameliyatta bir de bir problem daha var. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Ya nereden çıktı ben bilmiyorum ama olabildiği kadar çok yağ almak gibi bir olay var. Ya kardeşim, bu bölgedeki yağ 3 cc'dir. 3 cc. Bu yağ tek değil. Bu şaka kadar uzanan 4-5 tane kolu olan bir yağ kitlesi bu. Biz sadece buradaki 3 cc'yi alıyoruz. Bunun amacı ne? Burayı çökertmek değil mi? Yanağı biraz inceltmek. Ama son yıllarda bazı arkadaşlar ne yapıyor? 5 cc, 6 cc çekebildiğin kadar çek. Kardeşim doğru değil. Bu buradaki 3 cc'den fazla daha da çekip alırsanız şakaklarınız çöker. Buralarda çöküntü olur. Eğer bu ameliyatı olup da 5 cc falan yağ alındıysa, buralarınız çökükse niye böyle oldu diye sormayın. Çünkü şakaktaki yağ dokuyu da çekmişler, almışlar. Doğru değil kardeşim ya. Bu ameliyat nerelere gitti ben anlamıyorum ya. Hakikaten hasta doktora el ele verdi. Bu ameliyatı garip garip noktalara çektiler. Olacak iş değil. Yanaktan 3 cc yağ alınır. Bu ameliyat genel anesteziyle olur. Hatta anesteziyle narkozu burundan koyuyoruz biz. Anestezi tüpü burundan yerleştirildi ki ağız içi boş kalsın. Rahatça çalışalım diye. Ama dediğim gibi hastalar doktorlarla el ele verdi. Ameliyatı saçma sapan yerlere götürdüler ya. Olabildiği kadar çok yağ almak, lokal anesteziyle yapmak, poliklinik şartlarında. Yok diş hekimleri yapıyor falan. Ya Allah akıl fikir versin herkese ya. Ya tam bir cürcüne, tam bir sirk yani. Ya bu konuyu iyice araştırın. Dokular yapışacağı için daha sonra revizyona gelirseniz o revizyon çok zor olur. Sinirler yaralanabilir, tükürük kanalı kesilebilir. Bin bir tane şey gelip ben revizyon vaka almıyorum o yüzden. Bana gelip de hocam böyle işte falan filan diye de şey yapmayın. Bakın bir tane de bir anımı anlatayım. Ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Az bir kısa bir video olacak. Bir gün bir hasta bana mesaj attı. Bayan hasta. Hocam dedi, ben dedi bir şekleme olmak istiyorum ama lokal anesteziyle. Ya mesaj attım. Dedim bu ameliyat lokalle olmaz. Lokalle olursa böyle böyle problemler çıkar. Bir taraf alınabiliyor, bir taraf alınamıyor. Böyle vakalar çok dedim ortalıkta dolaşıyor. Daha sonra revizyon da çok zor dedim bu ameliyatın. Lokalle yapamayız dedim. Narkozla yapıyoruz hastanede. Mesaj attım. 5 dakika sonra aynı numaradan aradılar beni. Bir erkek. Adam diyor ki hocam diyor nişanlı mı diyor falan falan ilde diyor. Falan doktora ameliyat ettirdik. Ameliyat oldu. Ama dedi hiç sonuç alamadık. Nasıl yani dedim. İki taraftan da yağ alamadılar dedi. Size dedi fotoğraflarını atıyorum. Atın dedim bakalım. Enteresandır. Doktor kendi çektiği fotoğrafları öncesinde sonrasında hastaya vermiş. Çünkü fotoğraflar tam bizim kriterlere göre çekilmiş. Ya fotoğraflara baktım. Gerçekten iki taraftan da hiç alınamamış. Yani aynen duruyor hasta. Ya telefon açtım tekrar bunlara. Ya dedim bak ben sizi daha ilk söylediğinizde lokalle istiyoruz dediğinizde uyardım. Değil mi? Mesaj attım size. Bu ameliyat lokalle olmaz. Lokalle olmaya kalktığınızda anlamıyor filan. Ya siz yaşamışsınız bunu. İki taraf birden anlamamış hem de. Dedim abi lokalle niye istiyorsunuz bu ameliyatı? Ya saçma değil mi?
başından geçmiş zaten. Adam hala lokalle istiyor. Bana cevap ne biliyor musunuz? Diyorlar ki hocam daha ucuz oluyor. Ya Allah akıl fikir versin size. Daha ucuz yapıyorum diyen var yani, mahalledeki berber yaparım dese ona mı gideceksiniz yani? Bişektomi lokalle olmaz. Narkoz altında ve burundan verilen konan tüple narkoz verilecek. Nazal entübasyon. Bu şekilde olur. 3 cc'den fazla da yağ alınmaması gerekiyor. Nereden çıktı abi 5 cc, 6 cc? Çekebildiğin kadar çek. Ya böyle kurs veriyorlar. Bazı cerrahlar bu ameliyatın kursunu veriyor. Diyor ki çekebildiğin kadar çek. Allah akıl fikir versin. Lütfen adam gibi araştırın. Çünkü bu ameliyatın revizyonu olmaz. Revizyon ben yapmıyorum. Çünkü oradaki dokuların çok kolay ağrışıyor olması lazım. Makasla kesmeden ayıra ayıra girersiniz. Dokuları ayırırsınız. Bir şey at yağ yastıkçını bulup çekersiniz. 3 cc alırsınız biter. Gerçekten yarım saati bulmaz ameliyat. Ama 5-6 cc çekmek, çek baba hepsini alalım. Buralar çöküyor o zaman. Buradaki yağ doku çekip alıyorsunuz. Yani hakikaten herkes aklını başına alsın ya. Hastalar iyice araştırsın. Doktorlar da lütfen poliklinik şartlarında falan yapmasınlar yani. Abicim hastane masrafı neyse üstüne koy. Ameliyatı saçma sapan yarım sabah ya, yarım yamalak yaptık sen, ne işe yaradı o iş? Her neyse. Bu konudaki uyarım bu kadar. Adam gibi araştırın. Ondan sonra bana gelmeyin. En azından bana gelmeyin. Revizyon istiyoruz falan diye. Revizyonu yok kardeşim. Olmaz. Herkese iyi günler diliyorum.